Zaman yolculuğu, modern medyadaki en merak edilen ve en kafa karıştırıcı şeylerden sadece bir tanesi. Özetlemek gerekirse, bir kişi şimdiki zamanda bir aygıt veya fizik kurallarını kullanarak zamanda yolculuk yapar. Bu, zamanda geriye veya ileri olarak değişebilir. Bu konu o kadar popüler ki, bu fikir hakkında yüzlerce film ve dizi var. Ama eğer zaman yolculuğu yeni bir teknolojiyle bir icat veya buluşla yapılıyorsa, neden gelecekteki insanlar bizi ziyarete gelmediler? 2009 yılında Stephen Hawking, gelecekte zamanda yolculuğun bulunup bulunmadığını kanıtlamak için çok şık bir parti hazırladı. Gerçekten zaman yolcusu olanların gelebilmesi için Hawking, parti için hazırladığı davetiyeleri parti bittikten birkaç gün sonra dağıttı. Davetiyede partinin olacağı yerin koordinatları ve küçük bir not yazıyordu. Ve tahmin ettiği gibi o gün kimse oraya gelmedi. Tabii ki çoğu bilim insanının ve Hawking'in de kabul ettiği gibi bu zaman yolculuğu diye bir şey olmadığının kanıtı değil. Belki de gelecekteki insanların bu partiden haberi bile yoktur. Veya zaman yolculuğu o kadar uzun süre sonra bulunmuştur ki Stephen Hawking unutulup gitmiştir. Veya eğer gelecekte gerçekten de zaman yolculuğu bulunmuşsa ve Hawking'in partisinden de haberleri varsa neden o gün kimse oraya gelmedi? Eğer filmlerden ve dizilerden bir şey öğrendiysek o da geçmişe zaman yolculuğunun çok tehlikeli ve çok ciddi sonuçları olabileceğidir. 3018 yılında zaman yolculuğunun keşfedildiğini varsayalım. Gelecekteki insanlar tamamen güvenli ve çok iyi eğitim almış zaman yolculuğu yapacak insanlardan bir ekip kurmuşlar. Eğer bu ekip zamanda geriye giderse karşılaşabileceği sorunlar ne olabilir? Kesinlikle geçmişteki halinizle veya bir akrabanızla konuşmamalısınız. Aynı Geleceğe Dönüş filminde kanıtlandığı gibi, kendi geçmişinizle veya akrabanızla konuşmanız veya herhangi bir etkileşimde bulunmanız geleceğe çok ciddi zararlar verebilir. Örneğin büyük baba paradoksu gibi. Eğer geçmişe gidip büyük babanızı, büyük annenizle tanışmadan önce öldürürseniz hiç doğmamış olurdunuz ve büyük babanızı öldürecek birisi de olmazdı. Bu paradoks Geleceğe Dönüş filminde işlenmişti. Marty kendini babasının evinde buluyor ve babasını araba çarpmasından kurtarınca annesiyle babasının tanışmasına engel oluyor. Bu olay birçok dizide ve filmde işlenmektedir. Geçmişte yaptığınız en ufak karar, zamanda dalgalanmalar yaparak gelecekte dramatik ve beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Belki de bu yüzden kimse Hawking'in partisine gelmedi. Çünkü geçmişteyken yaptığınız en ufak şey, geleceğinizi, hatta varoluşunuzu bile etkileyebilir. Diğer bir olasılık ise, zamanda yolculuğunun ileride bulunduğu, ama sadece zamanda ileri gidebileceğimiz. Bu en doğru ve olasılığı en yüksek şık olarak gözüküyor. Interstellar filminde görüyoruz ki uzay yolcusu dünyadan ayrılmadan önce kızı daha çocuk. Daha sonrasında aldığı video mesajında görüyoruz ki kız yetişkin bir birey olmuş ama astronot hala önceden gördüğümüz gibi. Uzayın bazı yerlerinde zaman algısı dünyaya göre daha farklı olabilir. Yakınlarda bir kara delik olması buna bir örnektir. Eğer bir astronot zamanda ileriye gitmek istiyorsa, eğer bir kara deliğin yörüngesinde hareket ederse, uzay gemisinin etrafındaki süre dünyaya göre çok daha yavaş geçecektir. Oluşan bu farka zaman genişlemesi denilir. Hawking'in partisine gitmemelerinin diğer bir sebebi ise, belki gerçekten de ileride zaman yolculuğu bulunmuştur ama bizim türümüz o zamanda yaşayacak kadar uzun kalmamıştır.